Barcelona'ya gelirseniz mutlaka görmeniz gereken listelerinde olan bir yer. Metronun aynısı Kolombiya'da Medellin'de vardı. Pablo Escobar'ın şehrinde. Saat 4'e geliyor. Yavaştan yola çıkıyoruz. Bizden başka kimse yok. Sadece Lili ve ben. Havalimanına geldik. Buradan 2 saatimiz var. Kahve mavi almayacağız. Hemen geçmek istiyoruz içeri. Çünkü çok grev oldu Berlin'de son dönemde. İşler çok yavaş ilerliyor. Vakit kaybetmememiz lazım. Direkt içeriye geçeceğiz arkadaşlar. Bu sabahın içinde tıkar yapar. İki de espresso aldık. 23 euro ödedim. Neyse, en azından tadı çok kötü değil. Arkamızda var ya, inanılmaz bir sıra var arkadaşlar. İçtiniz. Kap. Geldik, burada bekliyoruz. Yanımdaki teyze de daha bu saatten içmeye başlamış. Etrafta çok fazla Ukraynaca konuşan var. Doğruya doğru bu kadar Ukraynalı beklemiyordum. Yani Vivian da şaşırdı, ben de şaşırdım. Çoluk, çocuk, aileci falan çok fazla Ukraynalı var. Hava buz gibi arkadaşlar. -2. Nisan ayındayız. Vivi ile ayrıldık. Arka taraftan binecek. Aynı yeri alamadık. Ona 32 çıktı. Koltuk numarası. Bana da 16 çıktı. Ben galiba tam acil çıkış yerine denk geldim. Rahat rahat oturacağım diye tahmin ediyorum. Emin değilim ama. Hava da bugün çok güzel. Bulut bile yok. Tam Berlin'den gidiyorum, hava güzelleşmeye başladı. Vivian tabi arkada kaldı. O buraya çıkana kadar. Neyse, gideyim ben de bir soğutayım. Tuvaletime öte gideyim. İyi. Havada buz bile yok. Türkiye gibi. Bana bu havalar lazım ya. Bana bunlarla gel. Barcelona. Burası direkt çıkış. Barcelona Havalimanı'na daha önce hiç gelmemiştim arkadaşlar. Bu benim için de ilk oluyor. Madrid'e uçmuştum. Madrid çok karışıktı. Hiçbir şey İngilizce değildi. Şuraya kenar geçeyim de burada bizim Viviana'yı bekleyeyim. Kahvaltıda birbirimizi kaybetmeyelim. Arkadaş, bütün uçak boşaldı. Bütün uçak boşaldı, Viviana hala yok. Sen insan gelmiyor artık. Vivi hala yok. Ne yapıyorsun? Bu girişi de ilk defa görüyorum arkadaşlar. Direkt biz buradan çıkıyoruz. Direkt doldur, boşalt yapıyorlar. Buradan yeni şeyler binecek, hemen bu uçağa binecekler, gidecekler. Hiç böyle doldur, boşalt yaptıklarını da görmedim. Neyse, daha bekleyeceğiz herhalde burada. Havalimanı çıkışında arkadaşlar. Hemen bu otobüsü alabiliyorsunuz. Biz de bilmiyorduk. Kişi başı 7 euroya yakın bir bilet ücreti verdik. 13-14 euro işte, öyle bir şey. Bu bizi böyle tam Barcelona'nın tam göbeğine götürüyor. Götürecek yani, şu an daha yoldayız.
İşte bizim gibi herkes burada almış valizlerini. Havalimanından şehrin içine gidiyor. Gayet de basit. Kapıdan çıktığın an bu otobüsü görüyorsun. Arkadaşlar ilk bulduğumuz kafeye geldik. İnternete ihtiyacımız var çünkü WhatsApp'larımız çalışmıyor. Yani böyle küçük bir kahvaltı söyledik. Ben bunu söyledim kendime. Yanına cappuccino. Bir yanında avokadolu bir şeyler söyledi. On, this is the first expression. Ah, sehr schön. Sehr schön, ne? Yeah. Wir haben beide gedacht, warum sind wir nicht in Barcelona? Burada kahvaltı edeceğiz arkadaşlar. İşte ondan sonra bir iki saat içinde Airbnb girişi yapmamız lazım. Oraya doğru geçeceğiz. Fiyatlar bu arada çok ucuz. Gerçekten çok ucuz. Yani şu 5-6 euro falan. Viviana'nınki 3 euro şey, kafeyle beraber. Şaka gibi. Berlin'de bu fiyat, Almanya'da bu fiyatları bulmak mümkün değil. Bu arada bu yemek yediğimiz yerin tuvalete giden yeri. Bayağı güzel iç dizayn falan arkadaşlar. Ya şimdi ismi neydi? Taka Taka mı? Toka Toka mı? Öyle bir şey. Öyle bir mekana geldik. Yavaştan ayrılıyoruz arkadaşlar. Burada Viviana dışarıda hesabı ödüyordu. Ben de kısa bir tuvalete gideyim dedim. Hala 2 saatimiz var arkadaşlar. Biraz Viviana ile yürüyüş yapıyoruz. Elimizde daha bütün valizler falan bırakmadık yani. Ama oturmak da istemedik. Burası çok meşhur bir şey. Vivi, wie heißt das nochmal? Von Gaudí. Von Gaudí, okay. Abi burası işte böyle Barcelona'ya gelirseniz mutlaka görmeniz gereken listelerinde olan bir yer. Biz sonra detaylı geleceğiz de içine de girebiliyorsunuz bunu. Bak içini insanlar geziyor. Birinci katta bilmiyorum görebiliyor musunuz camlardan? Biz bunu daha sonra detaylı gezmeye geleceğiz. Ama şimdi böyle bir en azından sokağı tanımak istedik. Tabii bu kadar sırada beklemek ne kadar mantıklı onu bilemiyorum ama yani biz Viviana ile kendimize şöyle dedik. Az sıra olursa gireriz. Yani biraz kötü havada geliriz. Galiba yarın biraz bulutlu olacak. Ama eğer böyle çok sıra varsa yine de içeri girmeyiz dedik. Bunun da belgeselini yapmışlardı. Berlin'de izlemiştik. İçi çok bununla özel yapılmış bir ev yani. Özel yapılmış bir mimari öyle söyleyeyim. Çok meşhur. İnanılmaz meşhur. Ama çok fazla insan var. Bir de fotoğraf çekiyor. Onun ismini Viviana da tam hatırlayamamıştık. Casa Batlló. Batlló mu, Batlló mu? Evet, bilmiyorum nasıl söyleyeceğim. Gaudi'nin çok meşhur. Bu arada bunun içinde yaşayan insanlar şeymiş arkadaşlar. Yani gerçekten yaşıyorlarmış. Sadece böyle müze gibi haftada birkaç saat açıyorlar. Ondan sonra gerisini adamlar normal yaşıyor. Ama ikinci katta da insanlar görüyorum burada. Yani enteresan ama benim için çok da wow görmem lazım bir olay değil yani. Doğruya doğru. Dediğim gibi biz biraz vakit geçirmek için şu an yürüyoruz. Hala daha 1,5 saatimiz var ama buna da gelecektik. Casa Mila diyorlar arkadaşlar buna. Çok meşhur bunun. En üstüne çıkıyorsunuz. Bilmiyorum görülüyor mu? Şurada insanlar dolaşıyor. Şurada siyah siyah yürüyen noktalar görebiliyorsanız onlar insan kafası. Ve akşam bu binanın üstünde inanılmaz ışık partileri düzenlendiğini gördük. Videosunu izledik. Buna kesin geleceğiz. Bunun iç mimarisi de çok inanılmaz bir şey. Belgeselde görmüştük. Şimdi aslında biz başka yere gidiyorduk yolumuzun üstünde. Demek ki bu sokakta böyle 2-3 tane görülecek şey varmış. Nasıl söyleyeyim? Sanat eseri varmış. Bunun içi gerçekten çok inanılmaz bir mimar. Bak yukarıdan da kadın başkalarının resimlerini çekiyor. Kaldırımın yanında hep bisiklet yolu var. Bu sıradan bir şey. Berlin'de de böyle.
Bunun altında hep yer altına inen otopark var abi. Her sokağın yanında yer altı otoparkı, yer altı otoparkı. O yüzden şey yok, çok inanılmaz bir trafik yok. O dikkatimizi çekti. Güzel bir şey aslında. Bayağı hayat kalitesini arttıran bir şeymiş. Çünkü Berlin'de de biliyorsunuz çok park problemi var. Neyse bakalım, şimdi buradan devam edeceğiz. Biraz bir yana fotoğraf falan çekilsin. Herkes fotoğraf çekiyor. Ben de böyle binanın önüne gelip fotoğraf çekilme falan hiç şeyim yok. Yok yani, hevesim yok. Gördüm. Bende fotoğrafik hafıza var zaten. Bunu kaydedeceğim. YouTube'a da koyacağım. Benim için yeterli. Burada yürüye yürüye arkadaşlar, şu yukarıdan tekrar meydana geldik. Dedik artık daha fazla böyle şeylerle beraber, kofa, bunlarla beraber kendimizi yormayalım. Burada da metroyu bulduk. Şimdi Vivi ile beraber metroya bineceğiz. Biraz erken gideceğiz varacağımız yere. Vivi hoş diye hep mi? Bakın hadi. Valizleri taşımam lazım arkadaşlar. Burada metronun altına indik. Bayağı yorulduk arkadaşlar. 5 kilometre gittik yürüyerek. Elimizde de valizler. Vivian'ın çantasıyla valizler çok ağır. O yüzden ben taşıdım onları. Bir de zaten gecenin köründe 2'de kalktık. 4.30'da havalimanındaydık. Saatlerdir uykusuzuz. Şimdi buradan bilet alıp önce gideceğimiz yere erken varacağız. Ondan sonra buradan nasıl bilet alınıyor? Kart aldık. Onlu kart, bir onlu ona, bir onlu bana, 11 euro ödedik, 22 euro ödedik toparla. Yani 10 tane ister metroya bin, ister otobüse, ister trama, ne istiyorsan ona hepsine binebiliyorsun. Öyle bir kart aldık. Ondan sonra yapmamız gereken işler var internetle ilgili. Telefonlar açık Avrupa için arkadaşlar. Yeni yönetmelik var biliyorsunuz, 4-5 sene önce bine girdi. İspanya'dan da aynı fiyata Almanya'yla görüşebiliyorsunuz bütün Avrupa içinde. Ama ikimizin de WhatsApp'ları çalışmıyor. Hiçbir şekilde çalışmıyor. Tamam, o yüzden haberleşemiyoruz yani, benim de yapmam gereken işler var. Ya lan sakın ya lan. Bu metronun aynısı Kolombiya'da Medellin'de vardı. Pablo Escobar'ın şehrinde. Tam aynısı. Mesela Berlin'de metro daha farklı. Böyle değil. Daha dar. İkili ikili oturuyor. Buradayız arkadaşlar. Galiba bir tane Meksika restoranı bulduk. Bizim odayı daha temizleyememişler. Bizden önce iki tane erkek kalıyordu. Bayağı pis bırakmışlar. Dediler bize lütfen gelmeyin. Anahtarları falan aldık da. Hani biz dediler temizleyelim. Temiz temiz size verelim. Bir anne ile oğula aitmiş bizim Airbnb. Çok da acıktık. Daha çarşıya ineceğiz ama çok da uzaklaşmak istemedik. Birazcık böyle bir, nasıl söyleyeyim size, daha ghetto denilebilecek bir ortamdayız. Çünkü burası çarşı içine biraz uzak. Şimdi çok hızlıca bunları yiyeceğiz. Bir nachos söyledik. Bir tane de işte başka bir şey söyledik. Bunun İspanyolcasını bilmiyorum. Bütün menü İspanyolca. Şimdi biraz bunları yiyeceğiz. Enerjimizi toplayacağız. Airbnb'ye gideceğiz. Anahtarları zaten aldık. Temiz temiz. Benim internette yapmam gereken bir şeyler var. Üniversiteyle bir de bürokrasiyle ilgili. Onları halledeceğim. Fotoğraf görevini de Viviana'ya verdim. Viviana, du denkst gerade was erzählt er gerade? Hep böyle konuşunca diyor, ne anlatıyorum bu kadar ya? Tüm olanı biteni anlatıyorum. Fotoğraf görevini de ona verdim. Okay, das ist mein Arbeit. Okay. Hast du gut gemacht? Yes. Okay. Böyle arkadaşlar, buradan yemeğe geçeceğiz. Menümüz de böyle. Daha alkol almadık. Çünkü bu sıcakta, yani çok da sıcak değildi. Güneşin altında bu saatte alkol alırsak akşama çıkartamayız. Arkadaşlar hepinize selam tekrar. Şimdi burada Barcelona'nın meşhur bir yolu var. Yolun da adı Rambla. İşte oraya geldik. Buradan eğer yanlış anlamadıysak, dümdüz gidersek denize kadar gidiyor bu yol. Zaten en meşhur olan yerlerinden bir tanesi. Yeme içme eğlenmek için. Yani bize öyle söylediler. Bakalım, alışveriş yaptık eve. Şimdi burada şöyle bir şey var abi. Almanya gibi şey yakmıyorlar. Kalorifer yanmıyor.
Vivian'ın arkadaşları bize zaten söylemişti de. Geldik saat böyle 5-6 olunca, güneş bitince evin zemini çok soğuk oldu yani, terliksiz. Evde terlik de yok. Gittik terlik aldık. Saçma bir masraf oldu ama yapacak bir şey yok, yoksa hasta olacağız. Terlik aldık, tuvalet kağıdı aldık. Tuvalet kağıdı her yerde farklı fiyat. O bize çok tuhaf geldi. Mesela Almanya'da işte Lidl, Middle neye giriyorsan hepsinde aynı fiyat. Burada öyle bir şey yok. Her markette farklı fiyat. Neyse işte birazcık bakındık, ucuz bir şey aldık. Zaten birkaç gün buradayız. Ondan sonra saç kremi aldık, benim kullandığım. Benim kullandığım saç kremi. Bakmayası. Ama bir tane sıra söyleyecek. Doğru mu? Doğru mu? Gel abi. Okey. Şimdi aslında sonrasında yemek yiyeceğiz de, öncesinde ben açıktım, eve bir şey almak istiyorum dedim. O da dondurma alalım mı diyor. Dedim al, kendin almadı. Ben yemezsem o da yani. Ondan sonra arkadaşlar işte su aldık eve. Burada sular içilmiyor. Dediğim gibi tuvalet kağıdı her yeri farklıydı. Bu saç kremi, 4.80'e aldığım saç kremi var. Burada 7.20 idi, o çok pahalı. Saçma bir şekilde pahalı. Çok mantıksız geldi. Aya, können wir doch durchlaufen. Ja, sieht schön aus. Okay. Ah, guck mal. Mustafa'nın gemize kebabı burada da var. Bunu beklemiyordum bak, doğruya doğru. Et ne demek diye soruyorum ben size. Ya, bana Türküş ya. Viviana hemen anlıyor Türkçeyi. Burada böyle bir ara sokak bulduk. Yürüyelim, gezelim dedik. Şimdi arkadaşlar yarın için bayağı planımız var. 3-4 farklı bir yere plan yaptık ama şu hava güzel olduğu için aslında buraya gündüz gelecektik. Dedik ulan hava güzel zaten, girelim bir. Paar Minuten aber. Sag doch. Du willst laufen, ne? Während du redest. Ja, also warum? Nein, warum sagst du? Nein, ich dachte, ich kann da kurz reingehen, aber also ja, warum nicht? Ja, heute nein. Du solltest jede Möglichkeit nutzen, ne? Ja. Ich weiß. Alışveriş yapmak istiyor. Ben dedim alışveriş yok. No shopping today. Nein. Bugün yok. Bugün gezeceğiz. Böyle arkadaşlar işte, hava güzel olunca orada çok güzel bir yer. Güzel bir ara sokakmış. Daha doğrusu orijinal yani. İşte dün, yani yarın geleceğimiz yere şimdi gelmeye karar verdik. Biraz geziniyoruz. Başka planlarımız var. Böyle genel alışveriş yaptık. Eve yerleştik. Bakalım. Birazcık bakıyoruz. Sonrasında gerisini birazcık plansız götürüyoruz. Mesela buraya şimdi girelim dedik. Girdik. Ya, for sure. Şey diyor Viviane, baksana şu ev ne kadar ince. In der Türkei gibt es ja auch solche Häuser. Ja? Ja. Sehr schön. Guck mal, die Decke da, da ist eine Holzdecke. Ja, aber guck mal, das ist nicht so cool. Her yerde çöp bırakmışlar. Barcelona'ya yakıştıramadım. Şu aslında Türkiye'de benzeri ama bizde bakım yok. O yüzden güzel bir şey yaratamıyoruz o anla. Diese Straße sieht cool aus. Bu sokak gerçekten güzel gözüküyor. Wann essen die das Spanier? Das ist man auch zum Frühstück. Typisches spanisches Frühstück. Spanier essen herzhaft und Italiener süß. Und was ist da drin? Warum ist das so rot? Ist das Tomatensauce? Nicht Tomatensauce, sondern einfach Tomate und dann reiben sie das so auf dem Brötchen. Ja, okay. Und da hier vorne? Da steht ja die Kartoffel-Tortilla. Und wie heißt diese Getränke? Sangria. 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 Arkadaşlar bunları ben bilmiyordum. Viviana biliyor. Tam buradan geçerken arkadaki adamların sangria içtiklerini gördük. Alkollü bu. İçinde kırmızı şarap var. Dur diyor, Google'layayım diyor. İçinde ne var diyor. Ya çilek milek falan var. Ondan sonra elma dilimleri var. Şurada portakalı görüyorum. Buz var. Karpuz mu lan bu? Karpuz tanesinde yok demiş, çilek. Ve bunu zeytinle beraber servis ediyorlar.
Çok güzel, orijinal bir sokaktayız şu an. Sadece binalara hayran hayran böyle bakarak gidiyorduk. Tesadüfen gördük. Rotwein, kırmızı şarap. Aslan? Trockener Rotwein. Und dann machst du da Rotwein. Meyveleri içine atıyor. Das war. Zitrone, Orange. Ha, içinde limon da var, portakal var. Und hier haben wir noch einen anderen. Ja, Apfel ist ja auch. Ah, glaube ich auch Birne sogar, ne? Ja, Erdbeere. Armut ve şey, çilek de var içinde. Ya bu onun likör machen die auch noch. Was? Ein Likör. Likör. Glaube ich. Ha, okay. Emin değilim ama diyor galiba likör de bunun içine koyuyorlar diyor. Gerçekten cool. Bakalım. Deneyeceğiz. İnşallah sarhoş olmayız. Daha bu akşam içmemiz lazım. Mustafa Betül mü zaten? Şurada ileride bir ara sokaktan çıktık. Bir böyle 500 metre falan geldik aşağı yukarı. Şimdi burada çok güzel binalar gördük. Şu ara sokağa girsek mi girmesek mi kararsız kaldık. Çok acayip kaktüsler satıyorlar arkadaşlar. Ben kaktüs manyağı olduğum için ikimiz de şok olduk. Yani de şok oldum, ben de şok oldum. Almayı da düşündük ama abi Barcelona'dan Berlin'e kaktüs mü taşıyoruz ya. Ama şu sokakta bayağı güzel bir şey var gibi gözüküyor. Was denkst du, sollen wir erstmal rein oder erst danach? Danach, oder? Ja. Önce şu sokağı bir bitirelim diyoruz arkadaşlar. En meşhur sokak burası. Ama bunun işte bak böyle yanında sağlı sollu birçok sokak var. Birkaç tane restoran aklımıza kaydettik. Yemek seçimi değildi, nasıl söyleyeyim size? Toplu bir parayı bir kere veriyorsun. Onun içinde sana salata, bir şişe kırmızı şarap, o günün yemeği, o günün ara yemeği, sıcak öğün, işte meze bilmem ne, neyse bu tarz böyle kombiner sana sunuyor. Böyle menüler var. Birkaç tane çok orijinal restoran gördük. Bakalım eğer orada yersek oradan bir şeyler göstereceğim. Ama şu an bir planımız yok. Birazcık plansız gidiyoruz. Hala şu, yani bu sokak meşhur. Uzun da bir sokak. Önce burayı görmek istiyoruz. Yürüyerek yolu bitirdik, buraya sahile geldik. Buradan şimdi işte Barcelona'nın güzel Palmiyeli, Marmiyeli sahili başlıyor arkadaşlar, ileride görebilirsiniz. Yani gündüz tekrar gelelim diyoruz ayrıca. Şimdi çünkü o gösterdiğim ara sokaklarda değişik lezzetler var. Farklı şeyler de yemek istiyoruz açıkçası. Gerçi doğruya doğru İtalyan mutfağından sonra İspanyol mutfağı çok da böyle wow değil yani. Ne yersek yiyelim, hiçbir zaman böyle kızlar bir karşıdan karşıya geçtiler, çıldırdılar arkamda. Çok da inanılmaz değil ama yine de insan değişik şeyler yiyebiliyor yani. Onları denemek istiyoruz. Bunların da çok büyük bir limanı var. Dediğim gibi buraya yarın gündüz geleceğiz. Hem kendim için hem sizin için. Burayı yarın çekeceğim. Detaylarını artık orada yarın bakacağız. Şimdi biz buradan tekrar ana yolu geri dönüp bilmediğimiz ara sokaklara girmeyi planlıyoruz. Sen bir ara sokağa girdik. Ana yoldan oradan. Böyle güzel. Yani bilmiyorum görebiliyor musunuz ama palmiyeler, marmiyeler ortada. Ne bilmiyorum. Var yiyecek içecek bilmiyoruz. Bakacağız. Vivian'ın da gözüne bir şey battı. O da gözüne batan şeyi çıkarmaya çalışıyor. Ya, okey. Daha konfini mi yapacağız? Şimdi acil tuvalete girmesi lazım. Ya kalk mısın? Ne kalksın mı? Sizin fuzu işte.